Evet. Sayın Kaymakam, Sayın Gamze Komutanım, diğer partinin üyeleri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sivil toplum örgütlerimizin başkanları, yönetim kurulu üyeleri, değerli basın mensupları, Süreyya Eymen Paşa'mızın yakınları, akrabaları ve Maltepe hemşehrileri, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Süreyya Paşa sıradan bir şahsiyet değildi. O hem bir devlet adamıydı, hem bir sporcuydu, hem bir yatırımcıydı, hem de spora gönül veren bir gönül adamıydı. Nasıl ki ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yeryüzünde nadir görülen bir şekilde emperyalistlere Anadolu'da, Türkiye'de diz çöktürerek ülkemizin bağımsızlığını ilan ederek cumhuriyeti bize teslim ettiyse ve onun sayesinde bu topraklar üzerinde nefes alabiliyorsak, Maltepe'de de biz Maltepe'li olarak bugün nefes alabiliyorsak, Süreyya Eymen Paşa'ya minnet borçluluğu belirtmek istiyorum. Çünkü o elindeki mal varlığını, babasından kalanları keyfi harcamalar yapmak yerine ülkesinin, vatanının, ilinin emrine, insanların emrine sokmuş bir şahsiyettir. İlk mensucat fabrikasını kurarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kalkınmasına bir sanayici olarak da katkı sunmuştur. Yetmemiştir, adalet sporu kurarak sporu teşvik etmiştir. Yetmemiştir, bir hastane kurarak insanların sağlığına önem vermiştir. Yetmemiştir, sağlıklı insanlar yaşayabilmesi için, mutlu olabilmeleri için bir plaja da ihtiyacı var deyip Süreyya Paşa plajını Maltepe'lere bağışlamıştır. Ben Maltepe'ye geldiğimde ilk ziyaret ettiğim yerlerden birisi burasıydı. Bugünkü kadar güzel değildi. Atıl bir durumdaydı. Burada incin top oynuyordu. Deyim yerindeyse çöp yuvası halindeydi. Belediyedeki arkadaşlarımla konuştum. Sağ olsunlar el birliğiyle, gönül birliğiyle buraya el attılar. Şu andaki bu eseri yarattık. Çünkü geçen yılın ortasında Süreyya Paşa'mızı 60. yılında Maltepe'lerle birlikte anarak genç nesillere bugün Maltepe'yi kime borçlu olduğumuzu aktarmak bizim vazifemiz, boynumuzun borcu diye düşündük arkadaşlar. Bu nedenle bu etkinliklerimiz devam edecek. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün burada bu toplantımız var, anmamız var. Arkasından bir mevlütte buluşacağız hep beraber. Daha sonra bir panelde. Bu yıl biraz kısıtlı tuttuk bu çalışmalarımızı. Ama belediye meclisindeki bütün arkadaşlarımızın desteğiyle artık her sene 6 Şubat'ta bir hafta devam edecek olan bir Süreyya Paşa Kültür Haftası etkinlikleri olacak. Diliyorum bundan sonra Süreyya Paşa'mızı daha geniş kitlelere taşıyacağız. Ona olan vefa borcumuzu, minnet borcumuzu hiç olmazsa yılda bir defa onun önünde saygıyla eğilerek mutlaka yerine getirmemiz gerekiyor. Ve onun bize bıraktığı eserleri de sahiplenerek onun bize o mirasını en iyi yere taşımamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bu duygularla katıldığınız için buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sizlerden ricam şu: geçmişten günümüze kadar bu ülkenin kalkınmasında, bu ülkenin bağımsızlığında emeği geçen bütün şehitlerimize, bütün siyasilerimize asla saygısız yapmamamız gerekiyor. Dün Adnan Kahveci'nin mezarı başındaydım. Türk siyasetinin yetiştirdiği ender isimlerden birisiydi. Çok genç yaşta bir kazaya kurban gitti. Bakın bugün siyasette olup da adı anılmayan, konuşulmayan o kadar çok siyasetçi var ki. Ama Adnan Kahveci 22 yıl önce yaşamını yitirmesine rağmen bugün genç kuşaklar onu tartışıyor, onun dürüstlüğünü savunuyor arkadaşlar. Maliye Bakanı olmasına rağmen Hakk'a yürüdüğünde, vefat ettiğinde sadece hesabında 8,5 milyon lira parası olan bir Maliye Bakanı'ndan bahsediyoruz arkadaşlar. İşte Türkiye'nin bu olumlu insanlara ihtiyacı var. Bu duygularla hepinize saygı sunuyorum. Sayın Kaymakam, Garnizon Komutanım, arkadaşlarım geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Saygı sunuyorum. Hoşça kalın.